Merhaba arkadaşlar. Eskişehir Özel Limit Eğitim Kursu'ndan Ogün Hocanız. Bu haftanın geometri sorularını beraber çözeceğiz. ABC ve ABD birer üçgenmiş. Buna göre EAB üçgenin alanını çizdim diyor. Bir tane ABC üçgeni çizdim. Bir tane ABC üçgeni. Bir de arkadaşlar ABD üçgeni çizin diyor. Ama BC ile AD'nin kesişimleri E noktası olsun diyor. O zaman ABD üçgeni çizmem için şöyle aşağıya doğru bir tane ABD üçgeni çizdim. Kesişimlerine E noktasıymış. AB ile AC birbirine eşit. CBD ABC'nin iki katıymış. ABC'ye alfa dersem x kenarlıktan dolayı burası da alfa oldu. CBD 2 alfa oldu. CBD yani şunun sırtı 2 alfaymış. BD 8 santim, 6 santim, BE de 6 santim, EC 8 santim. Buna göre EAB'nin alanı soruyor. Arkadaşlar xkenar üçgenden şu şekilde ortadan açıyı bölecek şekilde bir dik atarsam açıyı alfa alfa olarak böldü. Sonraki gördüğüm uzunluklara şu xkenar üçgenden bir dik atarsam tabana 14'tü, o zaman 7'ye 1 böldü. Benzerliğe bakıyorum. Alfa x x alfa. 90 ise burası da 90. 1'e 7'den öklit yaparsam şurası kök 7 santim oldu. Üçgenin alanı sormuş. ABD üçgenin alanını. Benzerlikten dolayı eşit. Yani kök 7 çarpı yüksekliğim kök 7, tabanım 6 bölü 2'den cevabım neymiş? 3 kök 7. Diğer bir sorum. Tit dörtgen özdeş 4 tane parça varmış. 10 90'lıkları yazdım. O zaman bu açıya ne kaldı? 80 derece kaldı. Sonra 60 90 şuraya 30 derece kaldı. Aynı şekilde 90 90 90. Arkadaşlar bu kenarlar kısa kenarlar olduğu için x kenar üçgendir. O zaman şuraya 30 kaldı. 120 ise burası 60 derece. 60, 80, alfa toplarsam alfa eşittir 40 derece çıkar. Yani A seçeneği. Üçüncü soru. ABCD paralel kenar. Bir tane paralel kenar çizdim. ABCD. ABD köşelerine ait açıortaylar F noktasında kesişiyormuş. İki tane açıortay F noktasında kesişiyor. Şurayla şura, şurayla şura açıortaymış. F noktasının AB'ye uzaklığı, F noktasının AB'ye uzaklığı 5 birimmiş. BC'nin uzunluğu 8. Bu taraf 8 ise paralel kenar. O zaman bu taraf da 8'dir. AFD üçgenin alanı soruyor. Arkadaşlar açıortaydan kenarlara atılan dikmeler eşit. Yani orası 5 ise burası da 5'tir. Alanı sormuş. 5 çarpı 8 bölü 2'den 40 bölü 2'den cevabım neymiş? 20. Dördüncü soru üçgen çizilmiş. AB 18 18. Yelkovanın boyu. Yelkovanın boyu çemberin yarıçapına eşitmiş. 18 18 arkadaşlar şu yaylar birbirine eşit olduğu için demek ki eşkenar üçgen. Buralar eşit. Yani açılar 60 derece 60 derece. Ortadan bir tane dik attığım. Yani şura dik olsun. O zaman buralar 9 9 böldü. Şu kısma x dersem şu kısım ne olur? Tamamı 30 60 90 üçgeninden dolayı 90 karşısı 18, 30'un karşısı 9, 60'ın karşısı da 9 kök 3'tür. Yani yarı çap dediğim 9 kök 3 eksi x'tir. O yelkovanın üstüne de yazıyorum 9 kök 3 eksi x'i. Şu taradığım üçgende Pisagor yapıyorum. 9 kök 3 eksi x'in karesi eşittir x kare artı 9'un karesi. Buradan Pisagor yapıyorum. 9 kök 3'ün karesi 243. Eksi 18 kök 3 x artı x kare eşittir 81. X kare artı 81. X kareler gitti. 18 kök 3 x eşittir. 243'ten 81'i çıkarttım. 162. 168'de 162 ile 18 sadeleşti. 9 bölü kök 3 x'miş. Yani x eşittir 3 kök 3. Bana yarıçapını sormuş. Yarıçapıma 9 kök 3 eksi x demiştim. 9 kök 3'ten 3 kök 3 çıkartırsam yarı çapım 6 kök 3 cevap bursaymış.
ABCD dörtgeni çiziliyor. Bir tane dörtgen çizdim. ABCD. AB AD'ye dikmiş. Yani şu yukarısı 90 derece. AD de BC'ye eşit. ABC eşkenar üçgen. Şurayı birleştirdiğiniz zaman eşkenar üçgenmiş. O zaman eşkenar üçgen tüm kenarları da eşit. Açıları 60-60 yazarsam. Şurası da 30 derece oldu. O zaman diğer açılara 75-75 kaldı. ABC eşkenar üçgenin çevresi 6'ymış. Demek ki kenarlar 2-2'dir. X kenarlıktan burası da 2 oldu. ACD üçgenin alanını soruyor. Arkadaşlar şuradan bir dik atarım ortadan alanı bulmak için. 90 karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 santim. Yani yüksekliğim 1, tabanım 2. Alan nedir? 1 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler sadeleşti. Cevabım 1'miş. 6. sorumuz klasik katlama sorularından. Bakın B'yi şu şekilde katladığınız zaman B üssü oluyormuş. Aynı şekilde C'yi katladığımız zaman E'nin üzerine geliyormuş. Şurada üstünden şöyle nokta nokta olarak göstereyim. E'nin üstüne gelmiş katladığımız zaman. Buna göre diyor B üssü G 1 santim. EB üssü de 3 santim. Katlandığından dolayı o zaman EB arası da 3 santim olur. E ile G arası 4 santim. Katladığından dolayı GC arası da 4 santim olur. Soru benden BC arasını istemiş. 4, 7, 10, 11 olarak bulursunuz tabanın tamamını. 7. soru. Gene bir dörtgen. 1 numaralı alanın 2 ve 3 numaralı alanlar toplamının oranını sormuş. Şurada bir taban eşitliği var. AB'ye ben 5K dersem DC uzunluğuna 2K derim. Arkadaşlar tabanlarla alanlar orantılıydı. O zaman ben buraya 2 istedim. AB'nin tabanı 5K ise o zaman 2 ile 3'e 5 isteyeceğim ikisinin toplamını. Tabanlarla alanlar orantılıydı. Zaten soru benden 2 esin 5 ise oranını sormuş. Yani 2 bölü 5 A seçeneği. At çiftliğinde ABC eşkenar üçgen açıların 60 olduğunu unutmayalım. 60-60 her tarafa yazmayayım. Taylara ayrılmış bir bölüm varmış. B köşesine 2 birim. D noktasında bulunan çeşme yani şu uzaklık 2 birimmiş. A köşesine 2 kök 7 uzunluğundaymış şurası. A noktasının BC çitine uzaklığını istiyor. Soru benden ortadaki dik uzaklığı istiyor. Arkadaşlar özel üçgeni kullanıyorum. Şimdi ben tamamına tabana x desem şurası 2x oldu. Yani bir kenarına 2x diyeyim. Bu tarafta x'e araya x eksi 2 kaldı. Yüksekliğim de x kök 3 oldu. Gene taralı yerde Pisagor bağıntısı yapacağım. Yani 2 kök 7'nin karesi 28 eşittir. X kök 3'ün karesi artı x eksi 2'nin karesi. Buradan 3x kare artı x kare eksi 4x artı 4 eşittir 28. 4x kare her tarafı 4'e bölersem x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. X x eksi 3 artı 2'den x eşittir 3 geliyor. Bana yükseklik x kök 3'tü. X yerine 3 yazarsam yüksekliğim neymiş? 3 kök 3 geliyormuş. Gene bir katlama sorusu. Düzgen altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. O zaman açılarım 30-30 oldu. Yani katlanmamış halini şurada çizersem şu şekilde. E noktası. Bu kenarlar 30-30. 60. Yani şöyle uzatırsam. Arkadaşlar ne oldu buralar? 60-60 oldu. Yani bir eşkenar üçgen çıktı orada. Burası doğrusal olduğu için 60 geldi. Demek ki 60'ta bu taraf iç açısı 120 dereceydi. Açı ortay olduğu için aynı şekilde 120'yi 2'ye bölecek alfa alfa. Yani 2 alfa eşittir 120. Alfa eşittir neymiş? 60 dereceymiş. Burada da DC'nin orta noktası. Düzgün altıgen çevresi 24 ise o zaman bir kenarım nedir? 4 4'tür. DC'nin tam ortası ise 2 2. Arkadaşlar FD'yi birleştirdim. Altıgen 120 30 30 oldu. Demek ki çizdiğim mavi yer 2 kök 3. 120 30 30 üçgenin özelliği 90. FK'ya da x dersem Pisagor yapacağım gene arkadaşlar. X kare eşittir 2 kök 3'ün karesi
artı 2'nin karesi x kare eşittir 12 artı 4'ten x kare eşittir. Arkadaşlar şurada bir kenarıma 4 demiştim. Şuralar 4 4 olacak. Yani 4 kök 3'ün karesini alacağım. 4 kök 3'ün karesi 48 yaptı. 48 artı 4'ten 52. X ne geldi buradan? 2 kök 13. Cevabım Denizli'ymiş. İyi günler arkadaşlar.